Helcase sponsorluğunda yaptığımız çekilişte sizlere siteyi tanıtıyorum. Kasa açıp upgrade yaparak bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Promosyon kodumuzu kullanarak keyfinize bakın. İyi seyirler. Penis hakkında bilmeniz gereken her şey. Karşımıza çıkacak çok. Seslendiren Funda Başak. Sadece oyun mu oynayacağız oğlum? Penis yapı birazcık ve görevi itibariyle tüm zamanların en ilgi çeken organları arasında yer almaktadır. Kültürel bir tabu haline getirilmiş olmasından ötürü dalak ya da pankreas hakkında konuşurken kimsenin yüzü kızarmasa da penis hakkında konuşurken kıkırdamalar, utanıp bozarmalar ve benzeri duygu ve davranışlar oldukça yaygındır. Halbuki ortalama bir insan söz konusu olduğunda vücudumuzun kütlece binde ikisini, yani %0.2'sini oluşturan kemiksiz, sıklıkla kanla dolarak şişen, damar ve sinir yığını olan bu organ hakkında bahsederken de en az saçlarımız ya da parmaklarımızla ilgili konuşurken olduğu kadar rahat olabilmeliyiz. Dahası merak etmiyoruz da değil. Bize en sık gelen sorular cinsellik ve üreme organlarıyla ilgili sorular oluyor. Bu da çok normal. Çünkü varoluşumuzu bu organlara ve sistemlere borçluyuz. Penis nedir? İlk olarak penis dediğimiz organ nedir? Bununla başlayalım. Penis aynı zamanda boşaltım sisteminin bir uzantısı olarak da görev yapan, erkeğin iç döllenme sırasında testislerde üretilen spermlerin dişi üreme kanalına boşaltılmasını sağlayan organın adıdır. Penis omurgalı ve omurgasız hayvanlarda bulunur. Penis ne anlama gelir? Kelime anlamıyla penis, Latince'de kuyruk demektir. Hatta penisilin isimli antibiyotiğe ismini veren Penicillium mantarı bu ismini kalem benzeri bir görünüme sahip olmaktan almaktadır. İngilizce'de halen kalem anlamında kullanılan pencil sözcüğü kuyruk benzeri ya da küçük kuyruk anlamına gelen Penicillium sözcüğünden gelmiştir. 1379 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'nde bugün penis olarak adlandırdığımız organın ismi yarda olarak geçmektedir. 1684 yılında yayınlanan fiziksel sözlükte Stephen Blinkard bu organı halen yarda olarak tanımlamaktadır. Ancak bu tarihlerden sonra sözcüğün genel kullanımı değişmeye başlamış ve yarda sözcüğü unutularak penis sözcüğünün kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkçe'de penis, Türk Dil Kurumu tarafından erkeklik organı olarak tanımlanmaktadır. Ereksiyon nedir? Bilindiği gibi penisin erekte olmamış haliyle erekte olmuş hali arasındaki boy farkı oldukça fazladır. Bu adaptasyonun hayvanların hareketlerine ve cinsel organlarını korumalarına faydalı olması amacıyla evrimleştiği düşünülmektedir. Çünkü sürekli erekte olmuş halde gezen bir hayvan şeytan çok fotoğraf, ciddi cinsel yaralanmalar geçirebileceği gibi mevcut, hiç erekte olmayan bir hayvanın dişilerin vücut içinde güvenle saklanması için evrimleşmiş yumurta kanalının başlangıcına kadar iletebilecekleri bir iletim araçları olmayacaktır. Bu sebeple penis, beyin tarafından uyarıldığı zaman erekte olup, uyarıcı kimyasalların ortadan kalkmasıyla küçük haline dönen bir organdır. Gece ereksiyonları. Erkekler gece boyunca 3-5 defa erekte olurlar. Ve bunların her biri 25-35 dakika kadar sürer. Özellikle de sabaha karşı artışa geçen bu ereksiyonlara halk arasında gündüz sefası veya sabah ereksiyonu denmektedir. Aslında bu ereksiyon gece boyunca süren serinin sonuncusudur. Henüz bu ereksiyonların sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak REM uykusu olarak bilinen uyku fazıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ana karnındaki bebekler de Chat ne diyor bu? Ha karşıma çıktı. Ne yapayım? Bayana. Muru bayana. Ne yapabilirim bak? What can I do? Oğlum yemek yiyorum. Karşıma çıktı. Bilgilenelim. Diye açtım. Ayıp ediyorsunuz.